Sevgili dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Necati abi, nereye gidiyoruz bugün? Evet, bugün de Göynü'ye gideceğiz. Bolu Göynü'ye. Göynü'ye giderken de yol üzerinden Sünnet Gölü, Çubuk Gölü ve Samsa Çavuş kabrini ziyaret edip Göynük merkezde değişik görüntüler almayı planlıyoruz. Çok güzel. O zaman başlayalım hemen. Buyurun. Sevgili dostlar, ilk durağımız Samsa Çavuş Türbesi'nin olduğu yerdeyiz. Necati abi, buyurun. Samsa Çavuş, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Osman Gazi'nin 3 komutanından bir tanesi. Akçakoca, Konrak ve Samsa Çavuş. 1299'da Osmanlı Devleti kurulduktan sonra, yaklaşık 20-30 yıl sonra Osmanlı Devleti'ne ilk katılan topraklardan birisi de buralar bulunuyor. Akçakoca, Düzce tarafları. İşte Samsa Çavuş'ta Osman Gazi'nin beylerinden bir tanesi Mudurnu Göynük taraflı bölgesini fethetmesi için gönderilmiş. Bu görevini yerine getirmiş başarıyla buraları Osmanlı toprağına kattıktan sonra da burada vefat etmiş ve türbesi buradadır. Geçelim. Burası Samsa Çavuş Köyü. Mudurnu'ya ait Samsa Çavuş Köyü. Köyün ismi de orada. Evet. Yani. Sevgili dostlar, Samsa Çavuş Türbesi'ne ziyaretimiz bitti. Şimdi sıra nerede Necati abi? Buradan Göynü'ye devam ediyoruz. Zaten Mudurnu Göynük arasındayız. Yol üzerindeki bu türbeyi ziyaret ettikten sonra bundan sonraki durağımız Sünnet Gölü. Biraz sonra Sünnet Gölü'ne gideceğiz. Evet. Sünnet Gölü'nden sonra Çubuk Gölü. Çubuk Gölü'nden hemen sonra da Göynük şehir merkezine dolaşacağız. Yine dolu dolu olacak. Dolu dolu inşallah. Peki, devam ediyoruz. Sevgili dostlar, şu an Sünnet Gölü'ne gelmiş bulunmaktayız. Buyurun. Muazzam bir yere geldik. Necati abi sağ olsun, Sünnet Gölü'ne de getirmiş oldu. Evet,
size şiddetle tavsiye ediyoruz. Buyurun. Sevgili dostlar, gerçekten 4 mevsimi yaşadık yani. Böyle bir şey yok. Gerçekten 4 mevsimi yaşadık. İnanılmazdı. Ya mükemmel oldu. İnanılmazdı. Şimdi güneşlenmeye gidiyoruz. Hadi bakalım, devam. Şimdi yaz mevsimine geçiyoruz. Evet, şu an kule yolundayız. Değil mi Necati abi? Evet, Zafer Kulesi'ne gidiyoruz. Aynı zamanda Saat Kulesi. Öyle mi geçiyor ismi? Bütün göynük ayaklarının altında çok güzel bir manzara görünüşü var. Oraya çıkacağız. Sabırsızlanıyoruz. Buyurun. Sevgili dostlar, bir yere geldik ama Necati abi, nereye geldik? Kuleye gelmek üzereyiz. Kule arkamızda. Daha gideceğiz. Evet, ama kuleye çıkmadan kulenin arka tarafı ve ön tarafı, esas ön tarafı merkezi göstereceğiz. Ha, biz şu an arkasını görüyoruz. Evet, biz şu anda arkayı görüyoruz. Buradan da bir görüntü alalım. Evet. Fatih'ciğim, söz sende. Köylünün merkezini alacağız.
Ya kar ve fırtına vardı yarım saat önce. Şimdi hava nasıl? Yani 4 mevsimi yaşadık bu videoda. 4. Necati abi çıktık. Evet, Safer Kulesi'ne çıktık. Buraya geldik. Safer Kulesi olarak Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasıyla bu kule yaptırılmış. Anlara Zafer Kulesi denilmiş. Daha sonra da Saat Bey ekleyerek Saat Kulesi olarak tanıtılıyor. İki ismini de biliyor yani, evet, Göynüklüler. Evet, ismini de biliyor. Dediğim gibi arkası bir mahalle. Önce bir mahalle. Ha, biz temin arkasını gördük. Evet, şimdi ön tarafa. Sevgili tarafa. Dostlar. İşte Kadir Süleyman Paşa camisi, hamamı, işte ortada akşam çıkması, türbesi. Onu giderek gölünün merkez kısmı, meydanı burası. İyi. Sevgili dostlar, az sonra oraya da gidiyoruz. Evet. Şehir merkezine geldik. Şimdi hediyelik eşya almaya geçelim mi Necati abi? Geçelim. Buyurun. Selamünaleyküm. Selam. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Buranın meşhur Göynük şalı varmış. Evet. Bunu bir görebilir miyiz? Geleneksel örtümüzdü. Bayanlar dışarı çıkınca bunu başına muhakkak alır. Sevgili dostlar, meşhur Göynük şalı. Doğru mu Necati abi? Evet. Bizim tescilli bir örtümüz daha var. Biz onu da seyredelim. Ona da bakalım. Bu da tokalı örtümüz. Bu da el dokuması. Şöyle. Necati abi, Akşemsettin türbesine mi geldik, camisine mi geldik, nereye geldik? Kadir Süleyman Paşa camisine, hamamına ve İzmir arasındaki Akşemsettin türbesine geldik. Bura Göynük'ün en merkezi noktası. Yani gelen turistlerin mutlaka uğradıkları nokta. Kadir Süleyman Paşa camisi, Osman Bey'den sonra gelen ikinci padişah Orhan Bey'in oğlu. Göynüğü, Mudurlu'yu, Taraklı'yı aldıktan sonra bu camiyi de hamamı yaptırmış. Hamam şurası galiba. Hamam burası. Hamam burası. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra da Akşemsettin Hazretleri buraya defnedilmeyi vasiyet etmiş. Ya vasiyet üzerine buraya gidiyor. Evet. Göynüğü'nün merkez noktasındayız. Evet. İçeri girelim.
Videomuzu burada bitiriyoruz. Bugün Göyne'yi gezdik. Necati abi sağ olsun. Teşekkür Allah, ediyoruz Necati abi. Allah, çok sağ olun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.